bugün sizlerle değişik bir test yapacağız. Her ne kadar kendinizi eşsiz bir birey olarak görseniz de hepimizin başkalarını taklit etmek istediği bir sürü durum vardır. Ne dediğimi anlatmak için sizinle bir oyun oynayacağız. Başkalarının satın alma alışkanlıklarının sizi nasıl etkilediğini öğrenebilmek için birkaç soru soracağım. Öğle yemek saati ve bir alışveriş merkezindesiniz. Yemek katına çıkmaya karar verdiniz. Önünüzde iki restoran var ve ikisi de tavuklu sandviç burger satıyor. Birinde sıra bekleyen 7 kişi var, birinde ise kimse yok. Hangisini tercih ederdiniz? A. Sıraya girip sıranızı mı beklerdiniz? Yoksa kimse olmayan tarafı mı seçerdiniz? Pekala, bir tane daha. Havalimanındasınız ve son anda uçağa gitmeden önce kitap almaya karar verdiniz. Alışveriş için fazla zamanınız yok. A. Çok satan bölümlerine mi giderdiniz? Yoksa B. Şöyle bir raflarını gezerdiniz. Ve son soru. İnternetten alışveriş yaparken aynı ürünün iki versiyonunu buldunuz. İkisi de bir şey hariç aynı görünüyor. Biri 20 kez incelenmiş ve çoğunlukla olumlu yorum yapılmış. Birinde ise hiç inceleme yok. A. İncelenen ürünü mü alırsınız? B. İnceleme olmayan ürünü dener misiniz? Bu sorularda seçtiğiniz A'lar mı çoğunlukta yoksa B'ler mi? A'yı seçtiyseniz çoğunluğu takip ettiğinizi tahmin etmişsinizdir. B'yi seçenler de kendi yolunda ilerliyor demektir. Çoğu insanın benzersiz olduğunu ve B'yi seçtiğini düşünebilirsiniz. Ama bir daha düşünün. Aslında siz de ankete katılan %80'le aynı durumdaysanız A'yı seçmişsiniz demektir. Elbette takip ettiğiniz bu insanları tanımıyorsunuz. Peki bir yabancının fikrine neden bu kadar değer veriyorsunuz? Çünkü beynimiz böyle yapmaya programlanmıştır. Çoğunluk olmak güvenlidir. İster 1000 yıl önce, ister bugün olsun, beyniniz yalnız kalıp şansını denemektense çoğunluğu takip etmek ister. Beyninizin karar verme merkezi, yani prefrontal korteksiniz, ödül ve sosyal öğrenmeden sorumlu bölge olan yükle ise doğrudan bağlantılıdır. Başkalarının seçimlerini görmek ödül sistemine harekete geçirir ve aynı kararı vermeyi güçlendirir.